gelmiş 11. Uluslararası Sanat Günlerimizde bir baba oğul hikayesi, Aşıklar Bayramı'nı yazar Kemal Varol anlatacak bizlere. Moderatörlüğünü sevgili dostumuz, şair yazar Serkan Türk yapacaktır. Ama ben kısaca sizleri bilgilendirmek istiyorum yazarımız hakkında. 1977 yılında doğdu. Edebiyata şiirle başladı. Yaz Yüzükleri, Kim Divanı, Temmuz'un 18'i adlı şiir kitapları Bakiye adıyla toplu şiirler olarak kitaplaştı. Şair Ho, Ucunda Ölüm Var ve Aşıklar Bayramı adlı 4 romanı, Sahiden Hikaye adlı bir hikaye kitabı ve Demir Yolu Öyküleriyle Memleket Garları adında 2 derlemesi yayınlanmıştır. Ho romanı 2014 Cevdet Kudret Roman Ödülü, 2014 Sabit Fikir Yılın romanı, 2015 Bursa Barış Ödülü ile Pen Amerika 2017 Çeviri Ödülü'ne, Sahiden Hikaye adlı kitabıyla da 2018 Sait Faik Hikaye Armağan'la değer görülmüştür. Evet sevgili Serkan Türk'ü davet etmek istiyorum. Ve sayın yazarımız Kemal Varol buyursun artık. Sevgili misafirler, Kemal Varol'u Trabzon'da ikinci kere konuk ediyoruz. Hatta 2,5 bile sayılabilir. Birinde de kendisi yoktu ama kitapları vardı. Kitap ağacı topluluğu için. Sevgili Canan, Kemal Varol'un özgeçmişini okudu. Ben bu özgeçmişi biraz daha açarak onun edebiyatçı kimliğini, yazma derdini bize anlatmasına katkı sunacağım sorularımla. Kemal'le aynı dönemler edebiyat dergilerinde gözükmeye başladık. Kemal şiir yazıyordu. Sonra onunla ilgili bir haber duydum. Kemal Varol şiiri bıraktı ve şiir kitaplarını bir araya getiriyor. Baki ismiyle yayınlayacak. Bundan sonra da şiir yazmayacak diyordu. Haberde, haberin yalancısıyım yani. Bir şairin şiiri terk etmesinin mümkün olup olmadığı hep tartışıla gelir. Çünkü şairler şiiri terk edemezler. Yalnızca şiirin öyle bir hakkı vardır. Şairini terk edebilir. Buradan hareketle başlayalım. Bu sırt dönmeyi sorayım. Şiire sırt dönme hikaye. Evet, edebiyata şiirle başladım ama aslında ilk yazdığım metinler öyküydü. Bunu çok az yerde söylemişimdir. Öykü yazıyordum çok genç yaşlarda. Daha sonra şiir yazmaya başladım. Hatta biyografilerimde yoktur ama ilk kazandığım ödül de bir öykü ödülüdür. Ama onu yazmadım şeyde, biyografimde. Yani şiir daha sonra gelmişti hayatıma ama tabii ki çok küçük yaşlardan beri şiir bizim evde de çok okunan bir şeydi. Abilerim vardı ve abilerim, büyük abimin bir şiir kitabı vardı. Ve en büyük hayalim de şair olmaktı tabii ki. Kötü bir şairdi bence de. Zaten şiiri de bıraktı sonra. Şimdi yayıncılık yapıyor. Ama yani şiirle bir tanışıklık hali vardı. Gençken tabii ki en büyük isteğim, hayalim bir şair olmaktı, bir şiir kitabımın çıkmasıydı. Kendi kendime evde hazırladığım şiir kitapları vardı, hala da saklarım onu. Kağıda kapak yaparak. Yani o yaştaki o çocuğa şimdi üzülüyorum açık söyleyeyim. Bütün derdi bir şair olmakmış o çocuğun. 3 şiir kitabı çıkardım. Son şiir kitabını çıkardıktan sonra hem özel hayatımla ilgili bir takım sıkıntılar ya da yeni bir hayata geçiş, hem de şiire olan inancımın giderek azalması. Şiir yazamadım fark ettim. Bunu da hiçbir zaman büyük bir soruna çevirmedim. Yani 2007'den 2009'a kadar galiba o 2 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan, ki benim hayatımda olmayan bir dönemdir. Ben muhakkak şiir yazmadığım zamanlar işte başka bir şey yazarak
geçiriyordum vaktimi. Ama birdenbire iki yıldır hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Tek bir şey katılmıyorum yaptım. Ben buna. Niye katılmadığımı da söyleyeyim. Çünkü romanının içerisine de sahiden hikayesini, kitabındaki hikayelere de zaten şiiri sızdırdın. Yok, onu söyleyeceğim. Orada mevcut yani. Onu söyleyeceğim. Yani o aralık, ara verdiğim dönemde de aslında başka şeyler tasarladığımı ama belki yazmadığımı fark ettim. Sonra birdenbire roman yazmak istediğimi, yani hayata bir şair olarak bakmak çok zor bir şey. Yani şair olarak yaşamak da çok zor. Çünkü benim için çok yorucu olmaya başlamıştı. Bir üçüncüsü de herkes hayatın bir döneminde, bu aynı sıkıntı romanın içinde geçerlidir. Günün birinde yazdıklarınızı değiştirmek istersiniz. Çünkü aynı şiiri sürdürmek, sonsuza kadar aynı şiirin türevlerini yazmak belki okuru mutlu eder, okuru çok sever bunu ama bir şairi memnun etmez. Şairler her seferinde yeni bir şey denemek isterler. Ben yeni bir şey denemeye de cesaret edemedim. Yani buna gücümün yetmediğini fark ettim. Cesur olamadığımı fark ettim. İsteseydim alışkanlıkla şiir yazmaya devam edebilirdim. Çünkü şairler bir süre sonra tamamen alışkanlıkla da şiir yazabilirler. Çünkü biliyordur artık nasıl yazılacağını, formunu biliyordur. Onu da yapmak istemedim. Daha sahici olmak istedim. Tamamen bırakmayı istedim. Ama ilk romanımda bu şiir yazan adamı unutturmak için elimden geleni yaptım. Jar'da mesela şey yoktur, şiirsel bir dil yoktur. Aksine orada direnen bir yazar vardır bana kalırsa. Ama sonra işte ucunda ölüm vardı, Aşıklar Bayramı'nda. O şair, unuttuğum şair kimliği tekrar geri geldi. Son üç kitapta özellikle çok kendini gösteriyor. Çocukluğunda kütüphaneye giderek kitaplarla ilişki kurduğunu ve o okuduğun romanlar, öykü kitapları, hatta ansiklopedilerle birlikte edebiyata giriş yaptığını biliyoruz. Evet. Çeşitli yerlerde söyledin. Okudukları seni tam olarak nasıl dönüştürdü? Bilemem ama yani o küçük kasabada yaşayan çocuğu o kasabaya sığdırmaz hale getirdi okuduğum metinler. Yani sen muhtemelen bir söyleşime denk gelmişsin, orada da söylemiştim. Ya çok küçük yaşta 8. sınıfa geldiğimde kasaba kütüphanesinde okuyacak kitap kalmamıştı. Bana eve götürülmesi yasak olan kitaplardan veriyorlardı artık. Ama o çocuk okudukça o kasabadaki dağın arkasındaki başka hayatları merak eder hale geldi. Hiç ayrılamadım orada gerçi. Yani bakarsak ama elbette ki çok şey borçluyum. Yani dünyamı değiştirdi, algımı değiştirdi, hayatta kurduğum bağı değiştirdi. Kendi meselelerime başka türlü bakmayı öğretti bana o metinler. Yazar tabii ki yaşadığı coğrafyadan çok besleniyor. Senin metinlerinde de bu coğrafyayı hissediyoruz ama bir hayali mekan yaratmayı, bir şehir yaratmayı başardın ve bunu farklı kitaplarında da sürdürdün. Yani kahramanlarını o mekanlara götürdün. Okur o mekana inandı. Ucunda Ölüm Var isimli kitabında bir ağaççı kadını anlatıyorsun. Onun ölüme yaklaşma serüveninde yarım kalmışlıklarını, o hesaplaşmayı anlatıyorsun ve roman boyunca farklı kentlerde, farklı bölgelerdeki bu kentlerdeki coğrafyayla ve insanlarla bizi tanıştırıyorsun. Coğrafyaya hakim olma soracağım. Yani otobüste seyahat etmeler buna katkı sağlamıştır muhtemelen ama örneğin Bursa'yı, Konya'yı, Erzurum'u bu kadar çok iyi nasıl yansıtabiliyorsun? Ucunda Ölüm Var'ı okumayan var mı arkadaşlar? Ben henüz okumadım diye. O zaman bu bilgiyi vermeyeyim diyeceğim ama. Da olmaz yani. Ben o şeyi, yani o romanı yazarken Ucunda Ölüm Var. Aslında niyetim şuydu. Tanpınar'ın Beşşehir kitabına bir şehir koymayı düşünüyordum. Hani yeni bir Beşşehir yazılsa ne olur? Yani günümüzdeki Bursa, günümüzdeki Erzurum, günümüzdeki İstanbul.
Çünkü Tanpınar biraz böyle medeniyet tasarımı içerisinden bakıyordu bu şehirlere. Ama ben bugünün iyiliği ve kötülüğü üzerinden bakılsa ne olur diye. Maalesef o romanı yazarken bu şehirlerin hiçbirini görme imkanım olmadı. Yani bu şehirlerin hiçbirini görmeden yazdım. Çünkü gidemedim. Gitmeye ihtiyacım olmadığını da fark ettim. Çünkü başka bir çağda yaşıyoruz. Her şey, bilgiler elimizin altında. Mesela Bursa'ya gitmeyi çok istemiştim. Setbaşı diye bir semt var Bursa'da. Eski bir Rum semtidir. Tesadüfen bir şey çıktı karşıma. Bursa Büyükşehir Belediyesi o semti gösteren bir mobeseyi internette yayınlıyordu. Ve ben bütün gün oturup o mobeseden şey izliyordum, ya Bursa'yı izliyordum aslında. Fakat bu romanların sağlamasını yapmadığım anlamına gelmiyor. Bu teknik bir şey. Romanı yazdıktan sonra mesela Bursa'da yaşayan iki tane öykücü bulup ya şuna bir bakar mısınız? Hani bir hatası var mıdır? Çünkü ben çok teknik çalışıyordum. Yani Google Earth'ten yararlanarak teknikten çok yararlanıyordum. Yani sonra romanı yazdıktan sonra Bursa'yı gördüğümde iyi ki görmeden yazmışım dedim. Ben zihnimdeki bende kalan Bursa'yı, Erzurum'u yazdım mesela. Birebir gördüğümde bu kadar gerçek yazmayabilirdim. Bu kadar etkili olmayabilirdi. Ve ona inanmaya da başladım. Bir yazarın muhakkak anlattığı yerleri, meseleleri görmesi gerekmediğine inananlardan. Çünkü bizim derdimiz o şehirleri bir turiste gezdirir gibi anlatmak değildir. Bizim derdimiz edebi olanı aramaktır. Edebi olanı vurgulamaktır, öne çıkarmaktır. Yine de hata yapmadığıma inanıyorum. En azından birçok okur sizi Bursa'da ne zaman yaşadınız ya da Erzurum'da ne zaman yaşadınız diye sorduğunda çok böyle gülümseyerek onlara bakıyorum. Yani bazı şehirleri hala görmüş değilim. Mesela Konya'yı hiç görmedim. Ama ucunda ölüm vardan sonra birkaç şehri gördüm. Fakat o romanı yazarken o şehirlerin hiçbirini görmedim. Romanların ve hikayelerin arasında karakterler de dolaşıyor. Biraz şey, bu soruyu ben daha önce Ada Dergisi'nde yaptığım söyleşilerde yazarlara soruyordum. Bu yan karakterler yazarı rahatsız eder ve bir süre sonra baş karakter olmak isterler ve kendilerini zorla yazdırırlar. Senin metinlerinde böyle bir şey var. Bazen o küçük yan karakterler ana karaktere dönüşüyor. Ucunda Ölüm Var'daki bir karakter, son kitabın Aşıklar Bayramı'nın bir anlamda ana karakterine dönüştü. Hikayeler yakanı bırakmıyor herhalde, değil mi? Bırakmıyor ama biraz da bu çok bilinçli yaptığım bir şey bir yanıyla. Ben Jar'ı ilk yazmaya başladığımda ortaya tabii ki ne çıkacağını bilmiyordum. Çünkü şöyle bir gerilimle yazıyordum. 10 yıl kadar şiir yazmış ve şiirle tanınmış bir adam var. Bu adam gün birinde şiirden vazgeçiyor ve başka bir şey yapmaya karar veriyor. Roman yazacak. Bu ortaya çıkacak romanın iyi veya kötü olacağına dair en ufak bir fikrim yoktu. Çok da gergin bir romandır benim için. Çünkü korka korka yazıyordum. Şairliğimi unutmaya çalışıyordum bir yanıyla. Ama romanın ortalarına doğru artık nasıl bir kitap ortaya çıkacağını fark ettikten sonra şöyle bir karar aldım. Ben onlarca kitap yazmama rağmen tek bir kitap yazacağım. Sanki günün birinde edebiyattan vazgeçtiğimde geride benden kalacak metinler sanki tek bir metinmiş gibi. Bu biraz puzzle gibi. Puzzle gibi, evet. Yani şöyledir, mesela benim iyi roman okuyucularım yakalarlar. Romanlardaki otogar sahnelerinde hem eski romanlarımın kahramanları orada görünür, hem de bir sonraki romanımın kahramanı veya sonra yazacağım romanların kahramanları da oradadır. Bir gezerler, bir otogardan şöyle bir görünür, kaçar ya da bir otobüste görürüz. Dikkatsiz okur çok onu anlamaz ama çok dikkatli başından beri izleyenler diyelim bir sonraki roman kahramanı kim olacağını çok iyi bilirler. Çünkü ben tasarlayarak hepsini yazıyorum. Ve şeyi de çok seviyorum, çok eğlenceli bulurum. Kendi metinlerimin, kahramanların böyle başka metinlerle iç içe geçmesi. Diyelim Ağaççı Kadın aslında Jar'da da vardır, Hav'da da vardır. Ucunda Ölüm Var'da ana kahramana döner ama Hav'da bir sokaktan girip öbüründen çıkar. Bir cümlelik bir hakkı vardır
ağaç kadının. Ya da Heves Ali'nin aslında her romanda böyle bir görünür kaybolur ama asıl sahneye çıkacağı zamanı bekleriz. Ya da köpekler işte. İlk romandaki köpek kahraman dededir aslında. Sonra onun torunu Hav'da konuşur. İşte ucunda ölüm var, bir görünür kaybolur. İşte Aşra Bayramı'nda bir daha çıktı ortaya. Ben hem başka metinlerle bu türden bir ilişkiyi çok seviyorum. Çünkü romanlarımda başka romanlara çok fazla atıf vardır, gönderme vardır. Kendime de bu anlamda okuru eğlendirmeyi çok seviyorum. Yani ya evet bu şu romanda geçiyordu. Şu romanın kahramanıydı. Şurada bir görülmüştü. Dedirtmeyi çok seviyorum. Ama asıl derdim belki günün birinde bütün bunu bir külliyat gibi tek bir roman, sanki tek bir hikayeymiş gibi hepsi. Biraz böyle projeyle, yani bilerek, isteyerek tasarladığım bir şey bu aslında. Ortaya sonuç ne çıkacak ben de merak ediyorum. Yani iyi mi kötü mü yapıyorum onu da bilmiyorum. Ama ben böylesinden zevk alıyorum. Kendi zevk aldığım şeyi yapmaya çalışıyorum sadece. Dün Faruk Duman burada söyleşi yaparken kendisine sorulmuştu. Sus Barbatus isimli romanında kendi de bir kahraman olarak yer alır Faruk. Roman boyunca susan komada bir hastayı canlandırır ama ara ara uyanır, konuşur, bir şeyler söyler. Sen de kendi romanında bir karaktersin aslında, evet, değil mi? Evet, son romanda. İşte şiiri bırakan biri olarak gözüküyorsun. Ya ben o romanı yazarken, az önce bahçede arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Böyle çok sıkıntılı bir dönemde yazdım. Yazarlar isterse aslında hesaplı, kitaplı metinler yazabilirler. İlk kez hayatımda, şu Aşklar Bayramı'nda kendimi rahat bırakmaya çalıştım. Çünkü canım yanıyordu. Ve hiçbir hesap yapmak istemedim. Yani içimden nasıl geliyorsa, nasıl rahatlayacaksam, o kitabı çok kısa bir sürede yazdığımı da söyleyeyim size. Yani, ve bitirdiğimde de hiç böyle yayınlayayım şunu diye bir kaygım da yoktu. Çünkü çok da güvenmiyordum açıkçası. Nedeni şuydu, çok şahsi bir deneyimdi benim için bu kitap. Yazdığım süreçte acı çekiyordum yani şimdi. Ve siz rahatlamak için bu hikayeyi yazıyorsunuz. Bilmeyenler için bu kitaptan bahsedelim. Gecenin bir yarısı kapı çalar. 25 yıl sonra babasıyla karşılaşır oğul. Baba bir ozandır. Elinde bağlaması vardır ve aslında oğluyla vedalaşmaya gelir. Çünkü birkaç günlük ömrü kaldığını bilir. Roman bizi o birkaç günlük sürece dahil eder ve çok sarsıcıdır. Kitabın belki de yayınlanma tarihi açısından şöyle bir baktığımızda bir şanssızlığı vardır. Çünkü kitap yayınlanmadan bir yıl önce Hasan Ali Toptaş, Kuşlar Yasına Gider isimli bir roman yazmıştır. Orada da bir baba oğul hikayesi vardır ve aşağı yukarı benzerlikler gösterir. O kitap yayınlandığı tarihte aslında Kemal Varol bu romanı tamamlamıştı. Yani iki yazar farklı odalarda aynı zamanlarda benzer temalı romanlar yazmaktadır. Buna dair bir şey söylemek ister misin? Bir önceki tamamlayayım istersen. Hı. Bunu da söylerim. O yazma deneyimini birazcık hani düz anlamıyla bir yarayı, bir acıyı paylaşır gibi yazma isteği. Şeyim oydu, asıl problemim oydu. Ve orada da ben tabii ki bu romanı boşuna yazmadım. Yani çünkü böyle 7-8 yılım hastanelerde geçti biraz. Tam da bu kitaptaki gibi gecenin bir yarısı işte rahatsızlanan bir baba ve sürekli hastanelerdesiniz. Ve yani bir yazar bazen kendine dışarıdan da bakmak ister. Yani hikayeyi anlatırken orada bir hastane bahçesinde işte sigara içen, elinde röntgen talihleri olan kendimi de gördüm. Uzaktan kendime bakarsam nasıl bir şey çıkacak? Kendimi nasıl anlatırım diye. Orada yani kendimi de romana o açıdan sokma gereği duydum. Diğer meseleye gelince, şimdi baba oğul meselesi edebiyat tarihinde çok sık işlenen bir konudur. Yani işte yakınlarda Orhan Pamuk'un bir Kırmızı Saçlı Kızı yayınlandı.
İşte Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı bana kalırsa önemli bir baba oğul metnidir aynı zamanda. Babam adamsa ben olmayacaktım der mesela Aylak Adam'da C kahramanı. Dünya edebiyatında da bunun bir karşılığı vardır. Yakınlarda kaybettiğimiz Harold Bloom'un Etkilenme Endişesi diye çok güzel bir kitabı vardır. Çok severim o kitabı. Şiir üzerinedir daha çok. İşte iyi bir şiir nasıl ortaya çıkar der. Onun sorusunun peşine düşer. Der ki bir şair başka bir şairi bazen yanlış okuyarak, onun bir takım boşluklarını tamamlayarak bir metin inşa eder ve başka bir şey çıkarır. Ben hem Hav'da hem de Aşıklar Bayramı'nda aslında bir baba oğul romanı yazmayı planlıyordum fakat böylesi olacağını tabii ki bilmiyordum. Yani unutarak, okursunuz ve unutarak yazmak zorundasınız. Bütün baba oğul hikayelerini, romanlarını okumuştum. Biliyordum çünkü çeşitli yazılar da yazmıştım daha önce bu konuda. Ve o romanları okuduğunuz zaman o romanlardaki boşlukları da fark ediyorsunuz aslında. Neyin eksik bırakıldığını fark ediyorsunuz. Ve sizin neyi tamamlamanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Mesela bize özgü olan bu baba oğul ilişkisinin çok fazla suskunlukla örülü olduğunu fark ettim. Ki kendi babamla da ilişkim böyleydi. Muhtemelen sizin de kendi babanızla kurduğunuz ilişkiyi böyle bol cümleli, bol paragraflı cümleler üzerine kurulmamıştır. Az konuşan, hep bir imayla birbirini anlamaya çalışan, hiç konuşmadan anlaşılmayı bekleyen aile bireyleri ve hiçbir zaman anlaşılmadığını düşünen çocuklar, babalar, anneler gibi. Benim derdim bu suskunluğu kavramak, bu suskunluğu oturtmaktı metne. İkinci kısım, yani bu benden önce bir takım şeylerin yapılmış olması meselesini şöyle bir şekilde çözmeye çalıştım. Çünkü ben bu konuda ilk kalem oynatan ya da kalem eline alan insan değilim. Bunun çok farkındayım. O zaman ne yapabilirdim? O zaman bütün metin boyunca bütün bu romanların tamamına bir selam göndererek. Yani Hasan Ali Toptaş'a da bir selam vardır. Onu da romana kahraman olarak koydum. Orhan Pamuk'un kendisi de vardır. Kasabadaki işte elbise satılan dükkan kara kitaptan alınmadır. Ya da Aylak Adam vardır. C koridorda telefonla konuşur, babasıyla tartışır. Ya da başkasıyla tartışır, babasından şikayet eder. Bütün baba oğul romanları, hatta baba oğul filmleri, Ahlat Ağacı'ndan tutun, Amerika'daki yayınlanmış bir takım filmlere kadar hepsine böyle metinin altında küçük küçük selamlar vardır. Ama okur daha çok ana hikayeye odaklandığı için bu metinler arası kısmı pek görmüyor. Yani aslında orada dipte başka bir niyet var. Yani bütün bu edebi metinlerin tamamına yapılan bir gönderme üzerine kuruludur. Metin çok yoğun duygu barındırdığı için. Duyguya çok fazla kaptırıyor okur kendini ve hani metinler arası kısmını kaçırıyor ister istemez. Bir kısa bölüm bir paylaşayım. Babamdan akıp giden her şeyi okuyormuş gibi ayrılık ölüm diye mırıldandı birden. Devamında sanki bir şey daha söyleyecekti ama vazgeçti. Konuyu hepten değiştirmek istiyordu. Zaten ilk kez hikmetli bir söz söylemek isteyen dudaklarındaki sesler zorlukla çıkmıştı ağzından. Ama bu kez hastalığı değil, belki de içinde uğul uğuldayan bir kederdi onu zorlayan. Bazen gayet kararlı başladığı bir cümleyi daha yarısına varmadan unutuyordu. Aklından süzülüp diline gelen o kelimeleri unutmasın diye son cümlesini baştan aldım ve boşta kalan elimi yeniden yorgun dizime koydum. Evet dedim, ayrılıklı ölüm. Ayrılıklı ölüm fena halde birbirine benziyor. Biliyor musun dedi babam. Yutkuna yutkuna tamamlamaya çalıştı cümlesini. İnsan öldüğü yaşta kalırmış. Yani kaç yaşında ölürsen geride kalanlar seni hep o yaşta hatırlarmış. Zannedersem insan birinden ayrılınca da aynı yaşta kalıyormuş dedi. Diyorsun. Ya kitabın geneli size aktardığım bölümdeki kadar yoğun duygularla örülü. Bu kadar yoğun duyguyla örülü bir roman olumsuz anlamda geri teper mi, endişesi duydun mu diye de sorayım. Serkan, şimdi ben yazarken ya hakikaten çok hesapsız kitapsız yazıyorum. Okurun ne diyeceği, ne yapacağı, ne hissedeceğinden çok ben birazcık kendime
bakarak yaşıyorum. Bitirdiğimde bu metninden hoşnut olmak benim için çok önemli. Hoşnutsam okurun seveceğini tabi biliyorum zaten. Bir de yani hiçbir zaman ticari kaygılar, işte satış kaygıları böyle bir dertle yaşamadım. Ben her zaman birçok yerde derdi olan bir yazar olduğumu söyledim ve bu dert üzerine inşa ediyorum metinlerimi. Böyle olunca da çok hesapsız kitapsız yazılıyor bütün metinler. Duygu yoğunluğunu hesaplı yapamıyorum çünkü onun içinde yaşıyorum zaten. Yani şiir yazarken de yaşıyordum, öykü yazarken de yaşıyorum, roman yazarken de aynı yoğunlukta yaşıyorum. Benim için edebiyat hala ve hala bir çeşit terapi gibi işleyen bir süreç. Benim şahsımla ilgili bir derdim bu, bir süreç bu. Ben rahatlıyorum bütün bu süreçleri atlattıktan sonra. Ama bir yerlerde başka insanların da hayatlarına, yaralarına, dertlerine, sevinçlerine denk geliyorsa mutlu oluyorum en fazla. Ama bir çeşit dertten arınma yolu benim için yazmak hala ve hala. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Hasan Ali Toptaş kalemle halın üstüne yatarak, deftere notlar alarak yazını söylemişti bir söyleşimizde. Yavuz Ekinci ortak arkadaşımız, genç romancılardan birisi, öykücülerden birisi. Romanlarını yazarken romanlarındaki anlatacağı karakterleri sahaflardan bulduğu fotoğraflarla tanımlamak ister ve odasının duvarında, çalışma odasında fotoğrafları vardır anlatacağı karakterlerin. Senin neyin var mesela bu konuda roman yazarken? Benim şarkılarım var, türkülerim var. Ya ekstra hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum ama... Hikayeler nasıl doğuyor? Hikayeler genelde uzun yolculuklarda, otobüs yolculuklarında. Uçak fobisinin getirdiği bir avantaj benim için. Zihnimin en çok çalıştığı yerler, bazen bile isteye bunu tercih ediyorum. Uzun yolculuklara çıkmak istiyorum. Ve bütün o yollarda, yakın zamanda bir okurum fark etmişti bunu. Neden iyi yol hikayesi yazdığınızı şimdi anladım demişti. Çünkü kayıttasınız bütün o yol boyunca. Yol insanın kendisinin en kendine yaklaştığı yer belki de. Onu hissediyorum. O iç konuşmaları çok seviyorum. Bu hikayeler birazcık oralarda. Ama ben hikaye yönünden sıkıntı çeken bir adam değilim. Yani hikayenin tam içinden gelen biriyim aynı zamanda. Hem bir aile hikayesi hem içinde doğduğum toplulukla ilgili. Diyarbakır'da çok fazla evet, dengbejler var. Yani o açıdan var. Hiç sıkıntı çekmiyorum. Hatta yazmadan yana çok iştahlıyım ama yayınlamaktan yana iştahsız biriyim. Yeni romanım da hazır aslında ama bunu yayınlamayı erteliyorum. Çünkü belli bir 2-3 yani yıllık bir mesafe olsun isterim kitaplar arasında. Belli bir ritüelim yok sadece ama diyelim Aşklar Bayramı'nı yazarken işte günde 6-7 saat çalıştığımı biliyorum. Bu 6-7 saatte kaç sefer dinlersiniz bir türküyü? Defalarca, yüzlerce kez bir günde dinlemişimdir. Sultan Suyu'nu böyle dinleye dinleye. Ne güzel bir türkü ama değil mi? Çok güzel bir türkü. Çok seviyorum. Kemal Bilge şeyden çok Metin Kemal Kahraman. En iyi o söylüyor, onlar söylüyor. Ruhi Su versiyonunu da biliyorum. Sabahat Akkiraz, ondan da biliyorum. Yüzlerce yorumunu dinledim ama hiçbiri Metin Kemal Kahraman kadar güzel söylemiyor galiba. Çok kıymetli. Ama dinledikçe de hala ürperirim. Birkaç imza gününde kitapçılar benden habersiz salonda türküyü çaldılar. Ben gözlerim yaşarmasından şey yapamadım. İmzayı yarıda kestik. Yani çünkü hala beni çok etkiler, çok severim. Özel anlamı da var benim için. Edebiyatta bir diğer sanatlarla, fotoğrafla, sinemayla, müzikle, resimle çok bağlantılı ve yeni dünyada galiba romanın yazılma sürecindeki mekanlar, mimari, işte dinlediğiniz müzik, izlediğiniz film okur tarafından da kurcalanıyor, o da metne dahil ediliyor. Evet. Öyle olmasında da fayda var sanki. Yani ben çok böyle metinle yazar arasında başka şeylerin olmasına yana değilim açıkçası. Yazarın hayat öyküsü, yazarın o hikayeyi yazmasındaki bir takım nedenler, bunlar çok edebiyata dahil olan nedenler değildir, ayrıca olmamalıdır.
bana kalırsa. Bir metin sadece bir metin olduğu için kıymetlidir ve öyle de olmalıdır. Ama bazen ister istemez, yani bu benim yaptığım şey değil. İşte ben de sosyal medya kullanıyorum ve benim de işte ben de bir takım yerlerde sevdiğim bir şey olduğu zaman paylaşmak istiyorum. Ama okurlar şeyi yakalıyorlar. Yani sizin orada paylaştığınız bir şarkının ya da türkünün ya da bir fotoğrafın aslında sizin gündeliğinizin bir parçası olduğunu ve aynı zamanda yazmanızın da bir parçası olduğunu fark ediyorlar. Diyelim sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmıştım. Bir hastane gecesine ait bir fotoğraftı. Arabanın içindeydim ve karşıda yeşil bir cami figürü vardı. Yağmur yağıyordu. Ben onu çekip o gece yayınlamıştım. Ama okur onun aslında romanda bir sahne olduğunu da fark ediyor bir süre sonra. Bu kaçınılmaz bir şekilde günümüz dünyasında bu olacak. Çünkü yazar artık çok fazla göz önünde. Söyleşilerle, sosyal medyayla. Ben her ne kadar bunun biraz daha ötesinde kalmaya çalışsam da bu da dahil oluyor bu sürece. Açıkçası çok da keyif aldım söylenemez. Yani ben metnin kendisinin ön planda olduğu, yazarın çok fazla dahil olmadığı bir süreci tercih ederim her zaman. Okur dediklerini seviyor. Medya patronları da seviyor. Değil mi? Yani evet, ne kadar şey çok pazarlamaya çalışıyor. Yazar figür ön plana çıkarsa Heves Ali de o kadar ön plana çıkmış oluyor o yayıncılar açısından. Sorularınızla katkı sunmak isterseniz. Kuzeye her zaman gelemiyoruz. Çok uzak. Güneyden kuzeye çünkü ulaşım imkanları çok sınırlı. Önemli mi acaba diye. Tabii ki. Ama işte yani ben şunu aslında şu yüzden yazmadım doğduğum yeri. Ben Ergen doğumluyum. Ergen'de aslında bütün romanlarımda anlattığım Arkanya'nın eski adlarından birisi. Ama tamamen Ergen'i anlatmıyorum bu kitaplarda. Yani onunla da çok oynadım. Dolayısıyla eğer onu yazsaydım çok rahat okur. Evet, anlattığı kasaba buymuş. Hani o hayal gücüne de müdahale etmek istemedim. Ayrıca ben yaş aldıkça o biyografimin daha da kısalmasından yanayım. Yakında o yılı da atmak isterim. Bir takım ödülleri de atmak isterim. Olgunlaştıkça insanın biyografisi kısalıyormuş diye biliyorum ben. Umarım benimki de öyle olur. Daha da kısaltırsam. Tabii. Evet. Mikrofon verebilir misiniz? Arkadakiler de duyuyor. Sahiden Hikaye Verim tek öykü kitabım. Aslında bir küçük roman düşünüyordum. Fakat bir türlü roman olamadı. İçime de sinmedi yazdığım metin. Sonra bir öyküye dönüştürme kararı aldım. Ve çok da böyle hani inandığım bir kitap değildi açıkçası. Çok severim Sahiden Hikaye Verim çünkü şeydir, benim en özel kitabımdır. Yani otobiyografik öğenin en fazla olduğu kitaptır benim için. Enteresan bir şekilde Sait Faik aldı. Evet. Yani ben bir öykücü olarak kendimi tanıtmam açık söyleyeyim. Yani bundan da hiç bir iki yerde bana şey dediler, söyleme sakın bunu hani. Sen de öykücü tarafın da var artık falan ama yok yani yalan söyleyemem. Çünkü ben çok ender bir deneyimdi benim için o kitap. Bir ikincisi olmayacak, hani olabilir de günün birinde ama öykü yazacağım diye benim bir şey. Ayrıca ne haddime yani Türkiye'de öykü çok iyi bir türdür, çok gelişkin bir türdür. Ben Sahiden Hikaye aslında iki dönem romanım arasında bir ara dönem olarak kurguladım bir yerden sonra. Yani sonra yazacağım bir takım kahramanlar Sahiden Hikaye'de vardır. Yani orada da geçiyor.
Yani mesela birçok insan belki düşünmedi ama Açlığa Bayramı'ndaki çocuk aynı zamanda Sahiden Hikayedeki çocuk da olabilir gibi. Yani böyle küçük oyunlar kurarak derdim oydu. Yoksa öykü yazacağım diye bir derdim yoktu. Ama dikkat etmişsinizdir, Sahiden Hikayesi zaten böyle küçük bir roman gibi duruyor bir yanıyla da. Hani bir takım ara öyküler yazılsa bir romandır aslında. Fakat roman olamadı. Öykü olarak çıktı. Türlere bu anlamda bir kutsiyet atfetmiyorum. Yani işte romancı olacağım, öykücü olacağım, şair olacağım diye bir şeyim yok. Ben aksine böyle üç türü de birbirine katabilecek bir yöne doğru gittiğimin de farkındayım. Hem öykü, hem roman, biraz da şiir de yani bana yardım ediyor bu açıdan. Bu da galiba yeni dünyada tercih edilen bir tür. Bilemem. Yani ama yazarlar türleri karıştırmayı seviyorlar. Evet. Bir diğer sorum da kitaplarınızın sinemalaşması gibi bir projeniz, bir isteğiniz var mı? Benim yok ama yapılıyor şu anda. Yani Aşıklar Bayramı Mayıs'ta sinema filmi olacak evet. Şu anda senaryosu yazılıyor. Kim başrolde? Şener Şerpelen mi yoksa? Evet. Doğru. Şener Şerpelen. Yani öyle görünüyor şu anda. Özcan Alper çekecek filmi. Yani çok bu bir iki hafta içinde duyuracaklar zaten. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kitapları okuyanlar var. Ben biliyorum. Sorularla kalktım. Sorular çok soru yok. Buyurun. Soru yoksa kalktım. Duygu. Düşünce. Ya biz kitap ağacı, Trabzon kitap ağacı olarak. Hoş geldiniz. Ben izliyorum sizi. Evet. Evet. Çok da tartıştık. Çok orada da tartıştık. Böyle. Kalabalık bir toplantıydı. Ortak kanı herkesin çok beğendiğiydi. Hani karakterleri işte kitabı öneren arkadaşımız da bize yol haritası çok güzel çizdi. İşte aşıkları, o gidişatı sıralayıp falan öykü tamamını güzel çalışmıştı inceleyen arkadaşımız da. Çok keyifli okuduk. Ben bir gün ön yargıyla başladığımı söylemek isterim. Sadece kitap ağacılık arkadaşlarım seçtiği için başlamıştım. Ve sonrasında inanılmaz keyifli ve elimden bırakamadım. Başladım ve bitirdim kitabı ben. Sonra arkadaşlarımla paylaştık. Baktık herkes aynı duyguyla okumuş. Hani çok samimi, muhtemelen o sizin içtenliğiniz yansımış ve biz onu hissettik. Çok samimi, çok gerçek ve bilmediğiniz doğa ve kültüre dair şeyleri öğrenmek ayrıca keyifliydi. Ben çok keyifli okudum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Önyargı demişken aklıma şey geldi. Ucunda Ölüm Var kitabında bir kahraman var. Ara kahraman. Yani gen karakter. Trabzonlu. Trabzonlu bir öğretmen. Evet. Değil mi? Tabii okuduğunuzda Trabzon'da yaşayan biri olarak karakterin özelliklerinin olumsuz olması sizi düşündürüyor. Kemal bana sordu aslında ne düşündüm diye. Ben tabii bütün romanları okurken bağımsız düşünmeye, yani yaşadığım yerden bağımsız düşünmeye çalışırım. Çünkü her yerin iyisi var, kötüsü var. Niye Trabzon ama soruyorsunuz? Ya başka bir yerde olabilirdi ama benim derdim oradaki şeye dikkat çekmekti. Yani Ucunda Ölüm Vardı. Asıl Ucunda Ölüm Var. Ben onun o kitabı yazarken ülke çok sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Belki şunu söylemek lazım. Yani şehirlerin gerilimleri hayatımıza yansıyor. Evet. Yazar olarak ve ben yani Diyarbakır'da yaşıyordum ve yani ülkenin gidişatını hiç iyi görmüyordum. Çok kaygılanıyordum açıkçası. Benim Serkan çok iyi biliyor durduğum yeri, noktayı. Yani Diyarbakır'da yaşıyorum ama orada da çok mutlu bir adam değilim. Yani hayatım boyunca çok uçta olan kesimlerle, yani çok uç yaşayan insanlarla anlaşamadım. Orada da aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Ve ben hakikaten o yıl uzun bir İstanbul yolculuğu yaptım otobüste. Ve bütün ülkeyi sanki son kez görecekmiş gibi otobüste izlemek istedim. Diyarbakır'da İstanbul'a kadar. Ve uyumadım bütün yolculuk boyunca. Ve canım yana yana. Yazık olduğunu düşündüm ülkeye. Yani işte aslında işte her yerden başka bir coğrafyada başka bir şey iklim çıkıyor. İşte Urfa'da taşlar karşılıyor. Siz Bolu'da sabaha karşı sis Düzce'de karşıladı. Güzel bir ülke diyorsun. İşte niye bu kadar gerilimle yaşamak zorundayız? Yani niye bu kadar gerilimlerin üstüne oturuyor. Ülke niye böyle küçücük bir şeyde hemen kıvılcımlanmaya başlıyor?
Ucunda ölüm varın asıl gayesi aslında aşçı kadın değildir. Aşçı kadın benim bahanemdir. Benim derdim bir Türkiye romanı yazmaktı aslında. Her şehirde, farklı farklı şehirde, farklı farklı ideolojik kesimler vardır, dikkat ederseniz. İşte ne bileyim, Konya'da dindar bir adam vardır, Erzurum'da milliyetçi bir adam vardır. Bursa'da işte Kemalist birini temsil eden bir eski asker vardır. Dersin var. Türkiye'nin bir türlü içinden çıkamadığı, hep böyle boğuşmak zorunda olduğu bir takım politik meseleleri temsil eden roman kahramanları vardır aslında. Asıl derdim, itiraf edeyim, aşçı kadının hikayesini yazmak değildi. Asıl derdim, metnin alt katmanlarında Türkiye'nin bir türlü Cumhuriyet'ten beri bu yana bir türlü çözemediği bir takım problemleri tartışmak, onların çektiği, o kesimlerin çektiği acıları da bir ötekine gösterebilmek. Asıl derdim buydu. Bir işe yaradım mı? Yaramadı ama bir takım insanların ön yargılarını da kırdığımı görüyorum, okuyorum sosyal medyada, yüz yüze söyleşilerde de fark ediyorum. Edebiyat ne işe yarar? Belki bazen rakibimizi, düşmanımızı da anlayabilmeye, kızdığımızı da anlayabilmeye yardım eder bize. Bu açıdan kıymetlidir edebiyat zaten. Asıl derdim de o. Evet, şöyle diyorsun, dünya iyi bir yer değildi. İçimi yalnız sana açtım, bir iplik gibi yalnız sana çözüldüm. Okur yazar ilişkisi içinde de değerlendirilebilir bu cümleler. Hab romanında köpekler üzerinden bu coğrafyada yaşanan olayları anlatıyorsun. Güney Amerikalı bir yazar olsaydın sanıyorum o romanla çok daha tanınan, bilinen, konuşulan bir yazara dönüşebilirdin. Köpeklerin üzerinden bir hikaye anlatmayı neden tercih ettin? Neden? Aslında bana çok benziyordu. Az önce anlattığım meseleye çok benzeyen bir tarafı var. Köpeği tercih edişime. Şimdi ben bir politik meseleyi anlatmak istemiştim halde. Ama tarafları konuşturmaya başladığımda ikisinde taraf tuttuğunu fark ettim. Oysa edebiyatçının derdi taraf olmak değil, hakikati anlamaya çalışmak. Köpek kahraman bana o açıdan yardım etti. Yani tarafsız, her şeyi sadece gördüğünü anlatan bir kahraman bana lazımdı açıkçası. Yazdım da, yani hayali bir ülkede bir çatışma ortamı var ve bu çatışma ortamının taraflarını konuşturdum. Ama çok başarısız ve çok iştensiz metinler çıkıyordu ortaya her seferinde. Mikasa bu açıdan bana böyle daha adaletli bir metin yazma imkanı tanıdı. Tabii ki yani bu her zaman ortaya çıkan şey sizi mutlu etmeyebilir ama beni hakikaten o açıdan kendimi iyi hissediyorum. Çünkü bir taraf tuttuğumu hissetseydim metinde bu beni de mutsuz ederdi. Benim işim bir edebiyatçı olarak o çekilen acıları göstermek, karşılıklı da olsa göstermek. Böyle bir misyonla yaşadığım farkındayım zaman zaman. Bu yükten de bazen çok rahatsızım. Ben sadece kelimelerle bir bağ kurup dünyamı onun üzerine kurmak isterdim. Ama bizim gibi ülkelerde yaşayan yazarların, şairlerin muhakkak omuzlarında birçok başka ulusal dertler de oluyor. Tanpınar'ın sözüydü galiba. Yani Türkiye işte kendisinden başka bir şeyle ilgilenmesine izin vermeyen bir ülkedir. Bizim de maalesef... Türkiye'de şiir gibi değil mi? Mesela şey çok incitmişti beni. Hav romanı Amerika'da ödül kazandığında birçok yayıncı ilgilendi. Çünkü romanın tamamı çevirisi bitmemişti henüz. Ve reddedildi bir süre sonra. Çünkü onlar romanı iki köpeğin aşk hikayesi olarak düşünmüşlerdi. Ama ortaya çıkan şeyin başka bir şey olduğunu fark edince biz kusura bakmayın okurumuz Türkiye'nin nerede olduğunu bilmez bile diye reddettiler. Keşke ama Kemal Bey bu iki köpeğin aşk hikayesi olsaydı demişlerdi bana. Ben de bir türlü kuramadığım İngilizcemle şunu söylemiştim onlara. Keşke benim bütün derdim iki köpeğin aşk hikayesi olsaydı. Böyle ulusal dertlerim olmasaydı. Çok mutlu olurdum o zaman. Ama bizim de aynı zamanda Türkiye gibi bir yükümüz var omuzumuzda. Bunun dertleri, sorunları var. Bunları anlatmak gibi. Onları belki çözümüne bir parça başka bir yerden yardım etmek gibi dertlerimiz var. Derdi olan bir yazarım
diye böyle ısrarla altını çizmemin nedenlerinden birisi bu işte. Bir neden de o. Bakın, insan olarak çok kızdığım şeyler oluyor. Çok fazla tepki gösterdiğim olaylar oluyor zaman zaman. Ama belki de zaman geçtikçe, insan yaş aldıkça hakikati daha fazla net görebiliyorsunuz bazı konularda. Bu bizim gibi ülkelerde sizi mutsuz eder. Yani işte Diyarbakır'da yaşarsanız ama çok mutlu olmazsınız. Çünkü oraya da yaranamazsınız. Ülkenin geneline de yaranamazsınız. Ben edebi olanın böyle daha fazla öne çıktığı bir şeye doğru gitmek istiyorum. Bunun yanı sıra o verdiğiniz metinlerde hani bir takım kavramlardan yanasınız herhalde. Mesela barıştan yana, sevgiden, dostluktan. Ya elbette ki. Hani onları okura yansıtıyorsunuz. Elbette ki. Hani bütün tarafsız olamazsınız. Heves Ali Türk'ü söylüyor. Mesela bakın şunu, yani benim belki daha iyi net otursun diye. Şimdi mesela Aşklar Bayramı'ndaki Heves Ali, Alevi değildir. Ama gittiği her yerde bir Alevi gibi karşılanır, Alevi zannederler onu. Ki beni de birçok insan Alevi zannetmiştir. Ama değildir. Bu adaleti önemsiyorum ben. Asıl taraflılığım bu. Hani yani acı çekeni, sıkıntıda olanı, darda olanı görüp onu onurlandırmak üzerine kurulmuş bir yazarlık tasarımı mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum ama bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Yani evet. Ötekinden olmak, onu anlayabilmek. Duvar örmek. Sökülen taşlardan yeniden duvar yani örmek. Yani onun gibi düşünün. Evet. Adalet, dünyadaki adaleti anlamaya çalışmak. Evet. Teşekkür ederim. Gonca'ya verelim en arkada. Gonca Özmen'e verelim söz. Romanını okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Çünkü hikaye anlatıcısı, hani kim ve ne ve niye soruların cevabı bence bir metni anlamak için ya da bir metnin yönünü belirlemek için kurmacanın işlevini en iyi gösteren yönlerinden biri metnin. Hikayeyi kim anlatıyor? Robinson Crusoe'dan dinleriz biz ada hikayesini. Yeniden yazın bize yıllar sonra Michel Tournier Cuma'dan anlatır. Cuma'nın ağzından aynı hikayeyi dinleriz. Sonra yıllar sonra da bir başka yazar Düşman adlı romanda o aynı hikayeyi bir kadın karakter ekler. Dolayısıyla bu kurmacanın en iyi imkanlarından bir tanesi. Virginia Woolf'un Flash Bir Biyografi adlı romanı da bir köpeğin ağzından yazılmış bir romandır. Okuduğu, yazdığı dönemde romanı en ilgi gören, okur tarafından en çok beğenilen, okunan metinlerinden biri. Ama ilginçtir ki akademisyenlerin hiçbiri o metne kıymet vermemiştir. Biraz benzer bir durum da söz konusu. İki romanın karşılaştırmalı bir okumasını yapmayı çok arzu ederim bir gün. Sana buradan söz vermiş oldum. Fransa'da da çıkacak. Benim kastettiğim o ilk aşamaydı. Yani bir aşk hikayesi gibi. Çünkü Batılı okur çok seviyor. Popüler, tabii anladım sen dedin şeyi. Batılı okur bu tür kalıpları çok seviyor. Politik meselelerle ilgilenmek istemiyorlar çünkü. Ama bu karşılaştırma olana, evet, metnin içinde de var aslında. Yine başka köpek kahramanlı romanlara orada da bir böyle bir dipten selamlar var kitap boyunca. O da aslında bir Victoria Chang'a eleştirisi. Tabii, yani tabii. Yine politik bir kitap o, evet. Mehmet Bey bir soru soracak ya da katkı verir. Aşklar Bayramı kitabını okudum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Filme çekilecek olması ayrı bir güzel. Ama filmin o kadar tatlı olabileceğini düşünemiyorum ben. Kitabı tekrar okumayı düşündüm. Niye? Ben bir öykü yazıyordum. Daha doğrusu Saro Saçıkyan diye bir Ermeni Türk şarkıcı var. Onun Tahtayev diye bir şarkısı var. Onu dinlerken ona bir öykü yazdım Tahtayev diye. Ve onu yazarken yüzlerce defa ben o şarkıyı dinledim. Şimdi siz de yazarken dinlediğiniz türkü, not aldım şu an. Sultan Suyu muydu? Sultan Suyu. Şimdi o kitabı Sultan Suyu dinleyerek bir daha okumayı istiyorum. Soracak olduğumuz sorunun cevabı şuradaydı. Şimdi kitabın üzerine baktığınızda oradaki
resmedilen karakter tiplemesi bir Alevi insanını, yaşlı bir insanı şey yapıyor, gösteriyor gibi. Öyle algılıyorsun. Ben Tunceli Ovacık'ta 6 yıl öğretmenlik yaptım. O tipleri çok gördüm, çok sevdim, öyle söyleyeyim. Ama kitabın içerisinde, işte kitabı okurken bir noktaya geldim. Baba arabaya el atıyor, araba durmuyor, gidiyor. Niye durmadı falan, beni Alevi zannetti deyince ben, ya ben kitabı yanlış okuyorum diye birkaç sayfa geriye de döndüm ben. Ama sonra anladım ki ya bu işte dediğiniz gibi Alevi kültürünü yaşayan insan, yani hep onların içine giriyor çıkıyor falan ben de, yani öyle olması da ayrıca hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum yani, kalk olsun diye sorun. Acılar tabii ki hepimizi çok etkiliyor. Her ne kadar yaşım belki birçok şey göremesem de. Ama şunu söylemek istiyorum ben, daha doğrusu sormak istiyorum. Ali Şeriat'ın çok sevdiğim bir sözü var, konfor ruhun bataklığıdır. Çekilen acıların sizin edebi yönünüzü beslediğini düşünüyor musunuz hiç? Yani yine bir söz var çok güzel. Evet. Bir İtalyan ve İsveç konuşurken, İsveçli İtalyan diyor ki yıllarca ülkenizde savaş vardı, korkunç, mutsuz insanlar, açlık, fakirlik. İtalyan da diyor ki evet ama bunun sonucunda sizin huzurlu ülkenizde sadece saatler, bizde ise Rönesans vardı, evet. Sanatçılar vardı. Benim talihim miydi, talihsizliğim miydi? Bütün o acılara tanıklık etmek. İnsan olarak talihsizliğim de, edebiyatçı olarak talihimdi bütün o acılar. İnsan olarak çok yıprattığını, çok kaygılandırdığını, zaman zaman mutsuz ettiğini, hatta böyle sürekli bir parça kederle yaşamama, dolaşmama sebep olduğunu biliyorum, hissediyorum. Kitabın başında Açlar Bayramı'ndaki o uykusuz adam aslında benim bir yanıyla, kaygıyla, o uykusuzluk problemleriyle yaşayarak, çoğu zaman ülke için kaygılanarak, bir takım meseleleri çok abartarak, gündelik hayatıma böyle bir geri dönüşü oluyor o bahsettiğiniz acılar. Ama edebi anlamda da bana bir güç sağladığını da farkındayım. Sanki sahiden hikaye kitabım vardır. Çok severim o kitabı dediğim gibi. O kitabın son hikayesini daha çok severim. Orada aslında sahiden hikaye yazma nedenlerinden birisi de şuydu. Her yazar günün birinde, siz sorunuza cevap olsun diye söylüyorum. Kendi poetik duruşunu ya da yazınsal gerekçelerini bir takım kuramsal kitaplarla ortaya koymak ister. Kimi yazarların vardır, ekonu vardır. Kimi yazarlar söyleşilerini kitaplaştırır. Oradan bir yazar imgesi çıkar. Yani siz o yazarın, evet, bir takım nedenlerini anlamış olursunuz. Dersiniz ki, evet, şunu şu yüzden şu kavramları kullandı, şu meselelere şu yüzden eğildi. Ben sahiden hikayeyi aslında bir çeşit kuramsal bir kitap olarak tasarlamıştım. Kendi gerekçelerim. Yani günün birinde sahiden hikayeyi okuyan okur, evet, bu adam bu nedenlerle yazıya ulaştı. Bu sıkıntılar yüzünden yazmaya karar verdi. Son hikayeyi okumuş olanlar hatırlayacaklardır. Yani orada avuca dökülen bir avuç harf vardır. Birinci öyküdeki harf. Yani. Yok, o başka bir hikaye. Son öyküde 28-27 tane harf, ki eksik olmasının da bir hikayesi var ayrıca. O 27 harf, şey, avuca dökülen bir avuç harfle yazmak zorunda kalan bir çocuk. Senin görevin demiştir oradaki başka bir kahraman, oradaki çocuğa. Bundan sonra bu harfleri yan yana getirip güzel güzel cümleler kurman ve güzel güzel hikayeler anlatman insanlara. İnsanlar bunu okuduklarında sahiden hikaye zannetsinler. Ama anlatacağın hikayeler hepsi gerçek olsun. Fakat hikaye zannetsinler. Bu bir şeydir aslında. Yani bir yazarın kendi edebi şeyini, güzergahını gösteren bir şeydir. Kitaptı benim için. Ama yine her zamanki gibi okurlar ve o kitabı bir hikaye kitabı olarak algılarlar. Ama aslında benim için kuramsal bir kitaptır. Benim kendi yazma gerekçelerimi anlatan bir kitaptır. Ben de böyle şimdiden bunu bir yerde kayda sokmuş olmak isterim. Sahiden hikayede, ilk hikayede hatırladığım kadarıyla bir gazete var, mali gazete var ve oradaki dizgideki harflerden birisini çalan çocuk var. Ve o harf eksildiğinde gazetede tabii ki doğru bir şekilde
çıkmayacaktır. Harflerini kaybetmekten korktuğun oldu mu ya da kelimelerini? Çok. Yani şiir yazdığım dönemler bu kaygıyı daha çok hissederdim. Bir daha yazamayacağım. Bir daha aynı acıyı ya da aynı yazma isteğini bulamayacağım. Şairken çok çok bu gerilimi hissederdim. İyi ki şiiri bıraktım. Artık öyle bir gerilimde yaşamıyorum. Gonca burada bilerek söylüyor. Onu da romana davet ediyorum ayrıca. Huzur romanda çünkü. Ben şiir yazarken gerçekten bunu söylemek isterim. Bu kadar huzurlu olduğumu hiç hatırlamıyorum. Çok gergin, çok böyle sıkıntılı dönemler geçirdim biliyorum. Ama roman yazarken çok daha mutlu olduğumu fark ettim. Bütün o yazma sıkıntılarına rağmen çok çok eğlendiğimi, en acı hikaye yazarken bile rahatladığımı, belki de bu yüzden hala romanda ısrar ediyorum. Ama şiire bir daha dönmek hiç istemem. Bir daha o sıkıntılı dönemi hayatımda çok ağırdır yükü çünkü. O yükü ben taşıyamam artık. Taşıyabilenler sağ olsunlar, onlar taşıyorlar. Biz de onları okuyoruz. Buyur. Bir özel soru aslında. Tabii. O sayılan hikayelerde bir hikayeden bahsettiniz. Dedenizin atı Bagür. Dayınız sanırım. Dedem de var. Bagür onun atının adı. Evet. Mezarın kıblesini daha doğrusu yollara çevirdi diye evet. Bahsetmişsiniz. Bu sizin yolları çok sevdiğinizden bir yazım mı? Yoksa yok bir gelenek değil. Bir his, yok gelenekten değil. Dayınızın bir hissiyat hissedip onun kıblesini yollara doğru yapması gerçekten bir olay mı? Yoksa siz yolları sevdiğiniz için yok. Hissederek mi bunu bu benim kendi tercihimdi. Yani orada hem dediği hem atı aynı anda gömmeleri gerekiyor. Dediği kıbleye doğru gömüyorlar ama atın bir dediğim şey olamaz. Atlar hep yollara aittir. Atı da yola göre gömüyorlar. Kıblesi yollardır atların diye. O bana ait bir cümle. Bagür. Kuzey Rüzgarı. Kuzey Rüzgarı. Bizim yaşadığım kasabada bir mahalle adıydı. O çok sevmiştim onu. Ve o ata o adı koydum. Daha çok sevmiştim. Uçaktan korkuyorsunuz sanırım. Otobüse yolculuğunu seviyorsunuz. Peki o Bagür'ün üzerinde hiç seyahat ettiniz mi? Çok isterdim. Ben hatta yarın Van'da olacağım. Van'dan sonraki yolu atlarla devam etmeyi düşünüyorum. Yani uçak da buraya geldim. Otobüsle Van'a geçeceğim. Yolun geri kalanını atlarla bir Melisa kesme öyküsü gibi olsun ama... O zaman yolunuz uzun, sağ olun, ömrünüz bereketli olsun. Son kitapta çok fazla alıntılar var. Her bölümde alıntılar var. Mesela romanlarda epigraflar var. Evet. Şirazi'nin şu cümlelerini ödünç almışsın. Bize bir ömür daha lazım vefamızdan sonra. Çünkü bu ömrümüzü sadece umutlanmakla geçirdik. Bütün romanlarında aslında umutlanmanın peşinde olduğunu düşünüyorum. Bilinçli bir alıntıymış gibi. Çok bilinçlidir. Ben kitaplarımdaki alıntıları kitaplarımdan daha çok severim. Çünkü onlar da benim okumalarımın ürünü olan epigraflar, oralardan süzülen epigraflar. Şirazi'nin şeyini çok fazla dahil olmayayım çünkü ben orada çok dertli bir yerde duruyorum. Evet, yani işte bir ömrü nasıl geçirdik, nasıl geçti bir ömür ve başka bir ömür hakkımız var mı yok mu? Onu bilmiyoruz. Onu bilmenin acısıyla yaşamak da ayrı bir varoluş sancısı sunuyor insana. Söz almak isteyen var mı? Buyurun. Yok. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir bölüm Kemal'in öyle sesinden... Bende artık şiir yok biliyorsunuz. Bari bende romandan bir bölüm. Çok güzel orada. Tamam. Mektuptan bir şey okuyayım o zaman. Kısa bir şey okuyayım ondan sonra. Çünkü biz mektuplara bayıldık. Çenendeki çocukluktan kalma haylaz bıçak kesiğini, yokuş aşağı giderken uçabildiğini sanıp ellerini gökyüzüne açtığın bir bisiklet kazasından geriye kalan dizlerindeki yaraları, annenden hiç kopamamışsın gibi göbek deliğinde öylece bekleyen o kapkara beni unutmadım.
Alnındaki çizgileri elinde yoklamanı, aynada kendini dalgın dalgın seyretmeni unutmadım. Geceler bir karabasan, gündüzler sende çağıl çağıldı, unutmadım. Daha sokağın ucunda görünür görünmez bacaklarına dolanan kedi köpeğin neşesini, selam verip selam aldığın sokakları, yüzüne perde perde inen sevinci, kış günü ağaçlara sarılmandaki merhameti, bir şişeye eğilirken çiçekle yer değiştirmeni unutmadım. Şişmiş göz altlarına koyduğun salatalığın o taze kokusunu, sigarayı ağzına her götürdüğünde kıstığın çekik gözlerini, uzun yol otobüslerinde karnına çektiğin dizlerindeki sabırsızlığı, titrek bir mum ışığında alnına düşen kâküllerini, soğuk gecelerde tor top olmuş gövdeni, burnuna kadar çektiğin o yumuşacık yorganı unutmadım. Ellerin ve ayakların buz tutmuş gibi yorganın altına girdiğin o kış gecesini, camı çerçeveyi yerinden oynatırcasına hapşırmanı, dolaptaki bütün meyvelerden birer parçayı koyduğun çaytanlıktaki o garip kekik, zencefil ve limon kokusunu, ısrarla burnunu silmek istediğimde yüzünü kaçırmanı, terden sığı sıklam olup üstünü değiştiğinde arkamı dönmemi isteyen yüzündeki utancı, iyileştiğini anlar anlamaz elimde sırt çantam, kaçırmak üzere olduğum bir trene koştururken durup arkamdan kederle iç çeke çeke uzun uzun bakmanı unutmadım. Aile gezmelerinde, arkadaş oturmalarında, kalabalık masalarda lütfen eve dönelim diye gözümün içine içine yalvarırcasına bakmalarını, yolda zorunlu misafirliğe gittiğimiz ev sahibesinin ya da masada hazzetmediğin birinin hareketlerini taklit edip kendi kendine gülmeni, bütün gün şehirde tek başına dolaşmışsın gibi kendini yorgun argın kanepeye fırlatmanı, yağmurun sesiyle yerinden doğrulup pencereye koşmanı, şimşekten korktuğunu belli etmemek için bir bahaneyle yanıma gelip bana sokulmanı, üzerimize yavaş yavaş yaklaşan kara bulutların gümbürtüsünü unutmadım. Elin çenende canı çok sıkılan bir çocuk gibi otururken birden şımarıp şaşı yaptığın gözlerini, dışarı çıkardığın dilini, hoşuna gitmeyen bir teklifte bulunduğunda ayaklarından birini yere vurup asla 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 diyen incecik sesini hiç unutmadım. Kaktüsler, kasımpatılar, begonviller büyüttüğün, kimi geceler ayaklarımızı korkuluklarına uzattığımız küçük sevimli balkonunu, bazı günler balkonu yıkadıktan sonra ustalık dönemi eserini keyifle izleyen bir mimar gibi elinde sigara ikide bir gelip ıslak balkona bakmanı, çamaşır asarken içine çektiğin yumuşatıcı kokusunu, elinde fazladan kalan mandalları kulağına küpe diye takmanı, çamaşır tellerinde sallanan bembeyaz çarşaflara bakarken her seferinde aklına o filmin geldiğini tabii ki unutmadım. Aklından geçenleri okuyamadığım, bazen gelip yüzüne yerleşen, içini açmadığın öfkeni, bazı zamanlar uyurken dişlerini gıcırdatmanı, birine ya da bir şeye çok kızınca huzursuzca salladığın bacaklarını, kötü rüyalardan sıçrayıp yüzünü avuçlamanı unutmadım. Senden bir parça taşıyan kışlık yorganlarını, ellerimin arasında çok fazla kalamayan ellerini, her öptüğümde kızaran yanağını unutmadım. Ilık bir sütün içinde dönen gözlerinin siyahını, boğazından geçmeyen lokmanın kederini unutmadım. Namesini bilmediğin şarkıları söylemekteki ısrarını, çalmayıp becerememene rağmen kucağına alıp çalıyormuş gibi yaptığın gitarları, bacakların arasına sıkıştırdığın tefleri, hep detone olan sesinle yarıda kestiğin şarkıları unutmadım. Adını her çağırdığımda son hecesini bastıra bastıra söylediğin efendim sözündeki sevinci unutmadım. Hiç ummadığım bir anda arkandan sana sarıldığımda içine çektiğin karnındaki heyecanı, yüzüne düşen saçlarındaki dalgalamayı unutmadım. Nedenini anlamadan, bir daha geri dönmeyeceğimi bilmeden eteklerin ucunda tutup etrafına neşeyle döndüğün, üzerimdeki durgunluğu atmak için elini uzatıp beni de dansına çağırdığın, çok içtiğimiz, çok ağladığımız, çok seviştiğimiz, yıllar yılı kursağında kalacak o son gecemizi unutmadım. Dünya öylece geçip gittiğimiz bir yer değil artık, çok üzgünüm. Al bu gönül yarası, hazan sarısı, zaman ağrısı sende kalsın, ben taşıyamadım. Onca yıldan sonra unutmak için her seferinde başa sardığım, her gece sessizce gelip yanıma kavrulan bütün bu anılardan, ağzımın içinde sessizce dolaşan kelimelerden başka hiçbir şeyim yok belki de. Geceyle avuttuğum, adındaki noktayı düşürdüğüm, seni dünya üzerinde tek başına yankılanan boş bir ev gibi bırakıp gittiğimi unutmadım. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kemal Varol'a. Diyarbakır'dan geldi ve içimizi sözcükleriyle doldurduğu için.
Alkışlarınızı bitirelim. Kenan Atalay'ı davet etmek istiyorum. Buyursunlar lütfen. Sanat Edilmesi Yönetim Kurulu. Edebiyatçı arkadaşımız Mehmet Kuvvet'i de davet ediyorum. 11. Sanat Günleri'nin 3. gününde romancı, kendini daha çok böyle tanımlıyor. Romancı Kemal Varol Bey'le olduk. Eski şair de diyebiliriz. Şair eski. Beraber olduk. Sizlerin de katkılarıyla keyifli bir sohbet oldu. Bu günlerin anısına günlerimize katılan konuklarımıza bile günün anısına plaket veriyoruz. Plaketi siz takdim edeceksiniz. Bir de katılım dediğimizde Önder Mehmet Bey takdim etsin. Fotoğraf alabilir miyiz? Evet, Sayın Kemal Varol'a ve moderatörümüz Sayın Serkan Türk'e çok teşekkür ediyoruz. Beşer'de kitaplarımızın imzası olacaktır. Sayın Kemal Varol okuyucularıyla, okurlarıyla buluşacaktır. Yazmasam daha iyi ama. Şu kitap arkadaşların yazdı. Ben söndüreyim bunu. Yok, ben kendim rahatsızım. Atarsan sevinirim. Tamam, yok. Montunuzu alabilirim. Yok, dursun. Fark etmez, fark etmez. Senin önüne geçmiş oldum ben. Estağfurullah hocam. Hocam inşaatta olacağız. Göre mi? Öyle mi? Mümkün mü? Yardım yoluna geldim. Sevgili sanatseverler, 15 dakika sonra Kültür Merkezimizde oyuncu Ruhi Sarı'nın Oyunculuk Üzerine Sohbetler isimli söyleşisi başlayacaktır. Siz değerli sanatseverlere duyurulur. Ali Kahveci hocam. Evet hocam. İstersen istemiyorum. Tamam. 27 TL. 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 27